Merhaba sevgili 7. sınıflar. Environment konusuna MAP kazanım ve kavrama testleriyle devam ediyoruz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi boşluk var ve because ile devam eden bir cümlemiz var. Because people pollute lakes, rivers and oceans. Çünkü insanlar gölleri, river, nehirleri, oceans, okyanusları kirletir, pollute, kirletmek. With garbage and oil. Garbage neydi arkadaşlar? Çöp, oil da petrol. O zaman cevabımız ne olmalı arkadaşlar burada? People cut down rainforest. İnsanlar yağmur ormanlarını keserler. Olmaz. Sea life and birds are in danger. Cevabımız B şıkkı olmalı arkadaşlar. Deniz yaşamı ve kuşlar tehlike altında. In danger demek tehlikede demektir. O zaman cevabımız A şıkkı dedik. Icebergs are melting in the Arctic. Yani icebergs neydi? Buzullar. Buzullar eriyor. Melting, erimek. In the Arctic, kutuplarda buzullar eriyor. Greenhouse gases, sera gazları. Greenhouse, sera demekti biliyorsunuz. Keep the earth warm. Yani dünyayı sıcak tutuyor, ısıtıyor. Dolayısıyla cevabımız B dedik arkadaşlar. People destroy forests for many reasons. İnsanlar destroy, tahrip etmekte arkadaşlar. Tahrip demektir. Forest, ormanlar. For many reasons, birçok sebepten dolayı, sebep için tahrip ederler. So, bu yüzden ya da buna göre, so burada bu yüzden ya da buna göre demektir. It harms sea life. Deniz yaşamını zarar veriyor. Bu konuyla ilgili değil. Ormanlardan bahsediyoruz. Oceans get dirty. Okyanuslar kirleniyor. Get dirty kirlenmek demekti arkadaşlar. Wildlife disappears. Disappears yok olmak demiştik. Vahşi hayat yok oluyor. O zaman bu yüzden, bu nedenle vahşi hayat yok olur. People, insanlar ormanları tahrip ediyor. Dolayısıyla bu yüzden vahşi hayat yok oluyor. Evet arkadaşlar, cevabımız C şıkkı. We pollute the environment, çevreyi kirletiriz. Bu da doğru cevap olmaz arkadaşlar. Devam ediyoruz çocuklar. Deforestation is a great problem on earth. Yani deforestation neydi? Ormanların yok edilmesi büyük bir problemdir dünyada. O zaman ormanların yok edilmesi diyoruz. Büyük bir problemdir dünyada. People can save energy. Enerji tasarrufu yapabilir. Save neydi? Tasarruf etmekte arkadaşlar. Must plant trees. Ağaçlar dikmeli. Tabii ki ormanlardan bahsettiğimize göre must plant trees demeliyiz. Will harm the sea life. Deniz yaşamına zarar verecek. Should use solar energy. Güneş enerjisi kullanmalı diyor arkadaşlar. Cevap B şıkkıdır. Ormansızlaştırma büyük bir problem olduğu için insanlar ağaçlar dikmeli. Must kullanılmış arkadaşlar. Dikkat ederseniz. It's nearly 6 p.m. Neredeyse saat 6 öğleden sonra. We will be late. Geç kalacağız. Burada will Jack takısı getiriyor arkadaşlar. Ne demeliyiz burada? Be quick. Acele et. Çabuk ol. Be quiet neydi? Sessiz olmaktı arkadaşlar. Save enerji tasarruf demektir. Save hemen yazıyorum. Enerji tasarrufu. Use the air conditioner. Klima kullanmak. Tabii ki cevabımız nedir arkadaşlar? A şıkkıdır. Çünkü okay
I will be ready in 5 minutes. 5 dakika içinde hazır olacağım. Diğeri Terry ne demiş? Okay, I'm waiting for you. Senin için bekliyorum. Evet arkadaşlar, burada da bir paragrafımız var. Hemen okuyorum sizler için. Rainforests are the lungs of the earth. Yani yağmur ormanları dünyanın akciğerleridir. Lungs, akciğerler demektir arkadaşlar. If there aren't rainforests, eğer yağmur ormanları olmasaydı, we can't breathe, nefes alamayız. We must, what must we do then? O zaman biz ne yapmalıyız? Bakıyoruz, cevap ne olmalı? We must ile devam etmiş. Cevaba bakalım. We can hold a campaign. Bir kampanya başlatabiliriz. To raise awareness. Awareness arkadaşlar, farkındalık demektir. Yani farkındalığı arttırmak için. Rise, arttırmak, yükseltmek demektir arkadaşlar. Farkındalığı arttırmak için bir kampanya başlatabiliriz. About this topic, bu konu hakkında, at school, okulda, topic, konu demiştik arkadaşlar. O zaman what must we do? We must protect them. Onları korumalıyız. We can hold a campaign demiş devamında. Cut trees, ağaç kesmekti. Destroy forests, ormanları yok etmekti arkadaşlar. Tahrip etmekti. Stop planting trees de ağaç dikmeyi durdurmaktı arkadaşlar. Tabii ki bunlar olamaz. Devam ediyoruz çocuklar. 6. soruya bakalım. I need my green paint for my art project, but I can't find it. Ne dedi arkadaşlar? Need, ihtiyacı olmaktı. Benim resim projem için yeşil boyaya ihtiyacım var. I can't find it. Onu bulamıyorum. How can I get it? Nasıl elde edebilirim? That's very easy. Çok kolay. Şimdi, yes, it works. It works. Thank you for your help. Yardımın için teşekkür ederim Bob. You are welcome. Bir şey değil demiş Bob karşılığında. Ne demiş olmalı arkadaşlar? Mix yellow and blue paints. Mavi ve sarı boyaları karıştır. Cevabımız A şıkkı. Öyle değil mi arkadaşlar? Mavi ve sarıyı karıştırırsanız yeşil elde edersiniz. Look at my color box for it. Benim boya kutuma bak onun için. Buy a new watercolor paint set. Yeni bir su boyası seti al diyor. Ask for your friends help for the project. Arkadaşına sor. Şimdi biz burada cevaba bakıyoruz arkadaşlar. Yes, it works dediğine göre, evet, işliyor, çalışıyor dediğine göre arkadaşlar, cevabımız A şıkkı olmalıdır. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, buradaki soruya bakalım. Karışık olarak verilmiş cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde sıralandığı seçeneği işaretleyiniz demiş arkadaşlar. Şimdi bakalım. Find a suitable place and dig a hole to plant it. Dig a hole ne demek arkadaşlar? Bir çukur kazmak. Kazmak. Yani hole, delik, çukur. Çukur kazarsınız. Find a suitable. Suitable da uygun demektir arkadaşlar. Uygun bir yer bul. Bu olamaz birinci. Öyle değil mi arkadaşlar? Buy a suitable tree that can grow in your garden. Şimdi suitable uygun demiştik. Uygun bir ağaç satın al. Buy satın almaktı. Ki can grow in your garden. Grow büyümekti arkadaşlar. Büyümek, yetişmekti. Bahçende yetişebilen uygun bir ağaç satın al diyor. O zaman ilk önce cevabımız 2 ile başlamalı. Bir kere diğerlerinin hepsini götürdüğümüz zaman bile A şıkkı oluyor cevap. Diğerlerine bakalım.
Finally, bu en sona gelmeli arkadaşlar. Öyle değil mi? Finally dediğine göre en sona gelmeli. Put your tree into the hole. Deliğin içine koy. Gently, özenli bir şekilde. Fill the hole with soil. Soil neydi arkadaşlar? Toprak. Deliği toprakla doldur. Dolayısıyla arkadaşlar öncelikle 2 ile başlıyoruz. 3'ü en son ve 1 ve 4 olmalı. Öyle değil mi arkadaşlar? Cevabımız A şıkkı dedik. Şimdi buraya bakalım. We must plant trees değil görsele göre. We should save energy. Ağaç dikmeliyiz dedik A şıkkında. Tasarruf etmeliyiz. Enerji tasarrufu. We have to ride bicycles. Bisiklet sürmek zorundayız. Burada have to'yu göstermek istiyorum. Have to neydi arkadaşlar? Zorunlu olmak demekti. Zorundasın. Zorundayız. We should use public transportation. Toplu taşımayı kullanmalıyız. Meli malı anlamına geliyor. Public transportation'da toplu taşımayı da arkadaşlar hemen hatırlatıyorum. Tabii ki cevabımız burada enerji tasarrufu yapmak olmalı. Fişi kapatmak ya da düğmeyi kapatmak. Evet arkadaşlar B şıkkıyla devam ediyoruz. Şimdi yine de verilen metinde anlam bütünlüğünü bozan cümlenin bulunduğu seçeneği işaretleyiniz diyor. Hemen bakalım. If you want to prepare a good advertisement, advertisement reklam demektir arkadaşlar. Güzel bir reklam hazırlamak istersen, prepare hazırlamaktı çocuklar biliyorsunuz. Evet, güzel bir reklam hazırlamak istersen, find a good slogan, güzel bir slogan bul. For your campaign, kampanyam için önce. Prepare an attractive poster to draw attention. Şimdi attractive neydi arkadaşlar? Çekici, göz alıcı demektir çocuklar. Önümde kamera olduğu için biraz çirkin yazıyorum. Bunun için çok özür dilerim. Daha düzgün yazmaya gayret edeceğim arkadaşlar. Attractive çekici demektir. Bir poster hazırla. Prepare hazırlamak dedik. To draw attention. Bakın draw attention ne demek? Attention ilgi, dikkat demektir. Dikkat çekmek için. Dikkat çekmek. Draw attention, dikkat çekmek. Evet. We must recycle products to save energy. Bakın arkadaşlar. Biz ürünleri, products, ürün demektir çocuklar. Ürünleri geri dönüştürmeliyiz. Enerji tasarrufu yapmak için. Hemen bu cümlenin uygunsuz olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Cevabımız C şıkkıdır. Put it on a place. Bir yere koy onu. Where everybody can see easily. Herkes kolay bir şekilde görebilir. And take action. Ve harekete geçebilir. Evet arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı dedik ve devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi burada bir tablomuz var çocuklar. Forest ormanlar, animals hayvanlar, nature doğa. Burada problemler, reasons sebepler, want to do yapmak yapılmak istenen. Şimdi arkadaşlar bakalım. People must to save forest. Şimdi ormanları korumak için ne yapmalı arkadaşlar? What to do? Yapılması gereken nedir ormanları korumak için? Forest kısmına baktık çocuklar. Ne yapalım? Tabii ki yapılması gereken nedir? Plant trees. Değil mi arkadaşlar? Ağaç dikmeli. Don't set a fire in forest. Burada cut trees ağaç kesmek oldu. Plant trees ağaç dikmek oldu. Eat organic food. Bu yok burada arkadaşlar. Feed street animals. Sokak hayvanlarını beslemek. Bu da yok. Yapılması gereken şey bu. What to do. Ne yapmalı? Evet arkadaşlar. Which one is false according to the table? Tabloya göre hangisi yanlıştır? We must feed street animals. Biz sokak hayvanlarını korumalıyız.
Bakıyoruz arkadaşlar, sokak hayvanlarını korumalıyız. Yanlışı arıyoruz. Hayvanlar kısmına bakıyoruz. Feed, evet. Street animals, evet var arkadaşlar. Yanlış diyemeyiz bunu. Buna people must recycle materials, materyalleri geri dönüştürmeli. Bakın recycle'dan bahsediyor zaten. Doğru dedik. Recycle geri dönüştürmek demiştik. We mustn't eat organic food. Şimdi arkadaşlar organic food yenmeli. Oysa burada ne diyor? Yememeliyiz. Mustn't, yapmamalıyız. Cevabımız C şıkkıdır. Çünkü bizden false isteniyor. Yanlış olan isteniyor arkadaşlar. We must, what must people do to prevent global warming? Küresel ısınmayı önlemek için insanlar ne yapmalıdır? Bakın prevent önlemek demektir. Prevent. They mustn't plant trees. Ağaç dikmemeliler. Bakın mustn't dikmemeli. People mustn't hunt animals. Hayvanları avlamamalı diyor arkadaşlar. Küresel ısınmayla alakalı mı? People must hunt avlamaktı bu arada. People must set a fire. Set a fire in forest. Ormanda ateş yakmaktır arkadaşlar. Set a fire ya da make a fire, light a fire. Hepsi anlama, aynı anlama geliyor. Evet, bu da olmaz. They must recycle waste materials. Yani atık materyalleri geri dönüştürmeli. Waste atık demektir. Recycle geri dönüşüm demektir arkadaşlar. Tabii ki de küresel ısınmayı, bakın doğadaki küresel ısınmayı engellemenin yolu recycle waste materials diyor. O zaman cevabımız D şıkkıdır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir map kazanım kavrama testini daha bitirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Güzel yorumlarınızı, like'larınızı bekliyorum. Abone olmadıysanız lütfen abone olun sevgili 7. sınıflar. 8. sınıf LGS hazırlığında da sizlere kolaylık olacaktır. Şimdilik hoşça kalın. See you next time.